varmış, kurtulmuş. Şimdi isteyen doğal tedavi nokta.net'e girer, görebilir. Raporlar var, belgeler var. Safra taşından kurtulmak mümkün, problem değil. Taş derken bir de böbrek taşı var. Bazıları diyor ki magnezyum sulfat safra taşına iyi geliyor ama böbrek taşına ne iyi gelir? Böbrek taşı farklı. Böbrekteki taşlara karşı da avokado yaprağı. Avokado yaprağı. Fakat avokado yaprağının yanında bizim çok özel bir çay karışımımız var. Bu altın başak otu. Ama şöyle bir durum da var. Altın başak otunu tek başına kullanırsanız çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kaşıntı yapar. Kaşıdığı yer kişinin kabarır. Arı sokmuş gibi. Bu nedenle altın başak otu, ısırgan otu, ayrık kökü, at kuyruğu otu, civan perçemi otu gibi 6-7 çeşit bitkiyle karıştırarak kullanılırsa böbrekteki taşları düşünün. Antalya'dan bir beyefendinin böbreğinde ceviz kadar taş. 4 defa ameliyat olmuş her yıl. Taş büyüyor, ceviz kadar oluyor, ameliyat oluyor, ameliyatta taş aldırıyor. Bir yıl sonra tekrar oluyor. Tekrar oluyor. Dedim ki sizin orada hiç avokado yok mu? Türkiye'de avokado yetiştiriyorlar Antalya'da. Yani turistlere yönelik. Avokado var dedi. Yaprağı yok mu? Var. Çayını iç. Çok basit. Fakat bizim tabii ki bu çayımız özel çay. Çok daha etkili. Fakat şöyle bir durum var. Böbrek taşı nadiren kistin içerisinde olursa, bir böbrekte kist altında, üstünde, sağında, solunda böbreğin kist varsa veya içinde ve taş kistin içerisindeyse o zaman iksir kullanmak gerekir. İksir böbrekteki kistleri eritir. Kistleri eritiyor. İltihap, cerahat, çuruk ne varsa süzer. Şayet kişinin böbrekleri iflas etmemişse, bazıları bazı sebeplerden dolayı dikkat etmiyor, böbreklerini üşütüyor. Zamanla akut böbrek iltihaplanması, akut nefrit, kronik böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Tedavi olmazsa diyalize, daha sonra böbrek nakline kadar gidebilir. Bağırsaklarda zararsız olan bir bakteri var, E. coli bakterisi. Bu bakteri bağırsakta olduğu sürece tehlike arz etmez. İdrar yollarıyla mesaneye ulaşırsa çok çok tehlikeli. Aynı köpeğin kuduz olması gibi. Köpek, evinizdeki köpek kişiye zarar vermez, ev sahibine. Fakat kuduz olursa ev sahibini tanımaz. Bu bakteri de idrar yollarıyla mesaneye ulaşırsa kuduz köpek gibi saldırganlaşır. Kişi antibiyotik kullandıkça daha da tehlikeli olur. Artı bu enfeksiyona mantar da karışırsa çok çok tehlikeli olur. Bu nedenle kronik böbrek yetmezliğinde antibiyotik kullanmak çözüm değil, daha da tetikleyicidir hastalığı. İksir, aloe vera jel, böbrek ve mesane çayı ve böbrek taşı çayı kullandığın zaman kişi böbrekleri temizler, arıtır, kis varısı eritir iksir. Taş, kum varsa temizler yavaş.